HDP kimi desteklerse ben de onu desteklerim. Net. Hırsızlığı bitirecek adam. Alayını temizlemeye geldik. Erdoğan'ın karşısına bir tane aday çıksın. Şansımızı denememiz lazım. İYİ Parti'nin ihanete gitmeyeceği ne malum? Vallahi biliyorum, alayını temizlemeye geldik. Biz HDP'li olarak da Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız. Hepsini temizleyeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü Z kuşağı çok hevesli, çok da hırslı. Her şeyi başaracağımıza inanıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bizim için bir umut kapısı değil. Seçimi kazansa bile onu gönderme ihtimalimiz var. O gidecek. O bir kere kessin yani gidecek. Yani başka yolu yoktur. Kılıçdaroğlu gidecek. Yeter ki Erdoğan'ın karşısına bir tane aday çıksın. Bizim niyetimiz o. Bir aday çıksın, bunu seçelim, bu kazansın. Hoşumuza gitmedi. Bir şekilde bunu da göndereceğiz. Ki görelim gelecek olan ne yapacak. Bize ne verebilecek, bunları görelim. Ben bunları istiyorum. Kürsünün çözülmeden kim aday olsa bizim için önemli değildir. Mevzu budur. Erdoğan'a karşı olmadan sırf Erdoğan gitsin değil. Türkiye kazansın. Türkiye için bir çaba harcansın. Türkiye'deki toplumsal barışın sağlanması için. Eğer gerçekten Türkiye'de toplumsal barış sağlanabilirse Orta Doğu'da büyük bir heyecan olur ve bu Orta Doğu'ya da yansır. Bence şu anki yönetim zaten görüyoruz AK Parti'nin de olduğu için. Hani hiç yönetemiyorlar. Bence kötü bile olsa bir kere şansımızı denememiz lazım. Evet, CHP'ye de şu anki altılı masa toplum için bir umut olmuştu ilk etaplarda. Yani son süreçte İYİ Parti'nin yaptığı son hamleyle insanların kafasında bir nevi kuşku bıraktı. Yarın bu hükümet seçildiği zaman İYİ Parti'nin ihanete gitmeyeceği ne malum. Evet, bir umut var. Ama İYİ Parti'den dolayı insanlar sıcak be. Ben bir Vanlı olarak İYİ Parti'nin olduğu hiçbir koalisyona ben oy vermem. Ha şu anki mevcut hükümet, ha şu anki altılı masa, hiçbir fark yok. Bizim amacımız şu anki ülkeyi gerçekten bu kaostan, bu belirsizlikten, bu karanlıktan çıkartacak bir umut. Ama baktım ki gerçekten bu insanların temel amacı siyasettir, koltuktur. Ben son dün yaşananları böyle gördüm. Ekrem İmamoğlu, Mansur'u alıp şeyin ayağına götürmesi tamamen bir koltuktur, bir çıkartır, bir ranttır. Şu anki sistemde mantıklıdır. Yoksa başka türlü baş edemezler. Vallahi bile Kılıçdaroğlu gitmez. İsterse 10 parti olsun. Kılıçdaroğlu SSK başkanıydı. İlaç alamıyordu millet. Kemal Kılıçdaroğlu şimdiye kadar ne yapmış, bundan sonra ne yapacak? Yani yine Erdoğan kazanıyor diyeceğim. Normalde halkın düşüncesi benim tahminimce İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yanaydı ama hani sol görüşten sağlam bir cumhurbaşkanı olması daha iyi olurdu. Kim gelecekse gelsin, artık halkımız için yararlı işler yapan insanlar gelsin. Ben Kemal ya da Ali Veli demeyin de HDP kimi desteklerse ben de onu desteklerim. Net. Türkiye'nin tek kurtuluşu. Dürüst, hırsızlığı bitirecek adam. Yani Türkiye'nin temel sorunu hırsızlıktır. Hırsızlığı bitirecek tek adamdır. İsabetli olmuştur. Mevcut hükümetle ilgili biliyorsunuz. Ülkenin şu an yönetim sisteminde büyük bir sıkıntılar var. Hem ekonomi, hem siyasi, hem sosyal. Toplumsal olarak da bir umut bekliyor toplum. Türkiye'deki herkesin oy birliği yapıp Erdoğan yerine onun gelmesi lazım. Hani en kötü olsa bile 4 yıl şansımızı deneyip iyi olup ya da olmadığını görürüz. Hani ondan sonra 4 yıl sonraki seçimde başka birine oy kullanmayı düşünürüz o zamana göre.